Sizce deniz kızları yaşıyor mu? Bir balık insanının denizin diplerinde yaşaması mümkün mü? Eğer deniz kızları aklınızı karıştırıyorsa ve onların varlığıyla ilgili şüpheleriniz varsa kesinlikle bu videoyu sonuna kadar izlemelisiniz. İşte karşınızda gerçek hayatta kameraya yakalanmış deniz kızları. Videomuza İngiltere sahil güvenlik ekiplerinin başına gelen tuhaf anlarla başlıyoruz. Gece vardiyasında çalışan ekip her zamanki gibi denizde devriyeye çıkmış ve bir süre sonra denizde parlak gözleri olan bir canlıyı fark etmişler. Hemen yanlarında yüzeye çıkıp tekrardan dalan bu canlının ilk başta bir fok balığı olduğu düşünülmüş. Fakat çok sayıda kişi bu parlak gözlerin sadece bir deniz kızına ait olabileceğini iddia etmişler. Peki sizce bu parlak gözler deniz kızına mı ait? Televizyon programlarında bile gösterilen bu görüntünün gizemi hala çözülebilmiş değil. Grönland'da metrelerce derinde bir denizaltıdan çekilmiş görüntüler nefes kesiyor. 2013 yılında çekilen deniz altındaki kişiler kameralarıyla tüm yaşananları kaydetmişler. İlk başta her şey normal seyrinde ilerliyor. Fakat bir süre sonra denizaltının ön camında garip bir el beliriyor. Bu ürkütücü anları izleyen herkes bu elin varlığını bir türlü kanıtlanamayan deniz kızına ait olabileceğini iddia etmiş. Peki sizce bu el bir deniz kızının eli olabilir mi? Bakalım sıradaki görüntüyü izledikten sonra deniz kızlarının varlığına inanmamaya devam edecek misiniz? Deniz kızının kuyruğuna benzer bir şey denizin tam ortasında görülmüş ve hemen kayda alınmış. Peki sizce bu görüntüdeki kuyruk bir balığa mı yoksa bir deniz kızına mı ait? Yurt dışında tekneyle balığa çıkan balıkçılar için her şey olağan seyrinde ilerliyormuş. Fakat bir süre sonra tekneye çektikleri ağın içinden çıkan şey hepsini dehşete düşürmüş. Balık gibi kuyruğu ve insan gibi vücudu olan bu yaratık balıkçılara büyük korku yaşatmış. İçinde bulunduğu ağı pençeleriyle yırtan deniz kızı olduğu tahmin edilen yaratık balıkçılara saldırmaya başlamış. Neyse ki kimseye zarar vermeden denize gönderilmiş. Sıradaki görüntülerde en az diğerleri kadar görenleri şaşırtıyor. Uçurumun kenarında duran iki arkadaşın dikkatini denizin ortasındaki kayalığın üzerindeki garip bir canlı çekiyor. Ancak bu ne bir balık ne de bir insan. Tam ortası bir balık insan, öyle değil mi? Deniz kızlarının varlığına inanmanızı sağlayacak başka bir görüntü de sıra. Meksika sahillerinde karaya vuran deniz kızı görenleri hayrete düşürüyor. Alt tarafı balık, üst tarafı insan fosil örnekleriyle karşılaşan bilim insanlarının aklı karışmış. Ancak birçok kişi açıklama bulamamış. Gizemi çözülemeyen bu keşif, çok sayıda insanın komplo teorisi üretmesine sebep olmuş. İnsanlar bu fotoğrafların ardından bilim insanlarının gerçeği bildiği, deniz kızlarının varlığını gizlediği için tepki göstermeye başlamış. Ekim 2017'de Amerika Minnesota'da bir adam plajda gezinirken kıyıda ilginç bir şey fark etmiş. Adam kıyıda sarı koruyucu tulum giymiş iki adam görmüş. Ve hemen kameraya o anları kaydetmeye başlamış. Adamlar deniz kızına benzer bir şey taşıyorlarmış. Peki sizce sarı tulumlu kişilerin taşıdığı şey gerçekten deniz kızı olabilir mi? Şimdi ise rotamızı Güney Afrika Cape Town'a çeviriyoruz.
2013 yılında çekilen bu fotoğrafta yer alan küçük bir ayrıntı akıllara hemen Deniz Kızı'nı getiriyor. Bölgede yaşayan bir kadının yaptığı açıklamalarda Deniz Kızı iddialarını güçlendiriyor. Kadın yaptığı açıklamada denizde sarı saçlı bir kadın gördüğünü, farklı bir dil konuştuğunu ve ara ara bağırdığını iddia etmiş. Videomuzun son ilginç görüntüsünde sıra. Eski çağ denizcileri arasında bir efsane olan deniz kızları acaba ne kadar efsane dersiniz? Rus bilim ekibindeki Natalia Avsenko bu efsaneyi gerçeğe çeviriyor. 36 yaşındaki Avsenko, balinaları doğal ortamlarında yakından gözlemlemek için tamamen çıplak bir şekilde -1,5 derecelik suya giriyor. Ve tek bir nefeste 10 dakika dipte kalıyor. Bilim insanı olmasına rağmen bilim dünyasını hayretler içinde bırakan Natalia Avsenko, yoga tekniklerini kullanarak vücudunu yavaşlatıyor. Böylece suyun altında nefesle çok uzun süre kalmayı başarıyor. Bir insanın yaklaşık 1 dakika içinde hipotermiye girip 3 dakika içinde donarak hayatını kaybedebileceği -1,5 derecelik suda üşümemesini ise bilmiyorum. Bunu merak edip sorgulama gereği de duymadım. Elbiselerimi çıkarıp suya girerken hafif bir ürperme oluyor ama sonra bu duygu kayboluyor sözleriyle cevaplıyor. Peki tüm bu kafa karıştırıcı deniz kızı balık insan görüntülerini izledikten sonra sizce gerçekte deniz kızları var mı? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.